Notlarımızı yayına alalım. Son durum nedir? Çalışmalar nasıl gidiyor? Buna biraz bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı bizimle birlikte. Doğan Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler. Ali Bey, iyi yayınlar. Ve İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık da bizimle birlikte. Ali Bey siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi Doğan Bey, son durum, çalışmalar nasıl gidiyor? Önce bir bilgi alalım. Sonra bu iş tabii biraz siyasi tartışmaya da döndü. Onları da soracağım size ama İstanbul'da şu an bu kriz yönetiliyor mu, nedir? Çalışmalar, bizi bilgilendirir misiniz? Bence kriz yönetiliyor çünkü valilikle belediye arasında iyi bir işbirliği var. Bu siyasete yansıdığı gibi değil. Bütün kamu kurumlarının işbirliği içinde bu süreci yürütmesi lazım. İBB de bu konuda elinden geleni yapıyor. Bakın, TEM otoyolu İBB sorununda değildi ama İBB araçları oraya da girdi. Yardımcı olmak için tabii ki. Zaten böyle günlerde, doğal afet günlerinde özellikle ya da başka insani felaketler, yani bu tip durumlarda kamu kurumlarından beklenen işbirliği içinde bu felaketin bütün olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmaktır. Bu yönde ben olumlu bir işbirliği içinde olunduğunu düşünüyorum. Burada aslında süreci sakatlayan ya da yanlış bir görüntü vermesine yol açan konu bence birkaç boyutu var bunun. Birincisi tabii, bakın, saat gece 12'den hemen sonra AK Parti İl Başkanı bir açıklama yapıyor Twitter'dan. İstanbul sahipsiz değildir, düzelteceğiz, yapacağız, edeceğiz falan gibi. Yani gecenin birinde yapacak başka bir iş bulamamış herhalde kendisi. İBB çalışıyor, ilçe belediyeleri çalışıyor, AK Partili olsun, CHP'li olsun. Bütün belediyeler çalışıyorlar, verebildikleri bütün hizmetleri vermeye çalışıyorlar. Yol açma, insanları evine taşıma, evine taşıyamıyorsa konaklama, yerinde trafikte mahsur kalanlara gıda ürünleri ulaştırma. Bu konuda bütün yerel yönetimler aktif bir çalışma içerisinde. Ama bakıyorsunuz AK Parti İl Başkanı, yani zaten biraz da galiba süreci tetikleyen bu oldu. Yani bu felaketle nasıl boğuşulur, bununla uğraşmak yerine tabii buradan nasıl bir siyasi fayda sağlarım derdindeler. Bu da aslında insanı asıl sinir eden. Efendim şöyle, Şahmettin Yüksel AKP meclis üyesi, ben gördüm bunu. Diyor ki İBB çöktü, ana arterleri biz açıyoruz. İlçe belediyenin açtığını söyledi. Hayal görmüş o. Nerede yaşadığını bilmiyorum arkadaşımızın. Öyle tweet atınca o laf doğru olmuş olmuyor. Şimdi burada biz tabii trafik deyince iki boyutta düşünmek lazım. Bir yaya trafiği, bir araç trafiği. Biz bir önceliğimiz, yaya trafiğinde bir önceliğimiz metroları açık tutmak, ki onlar zaten açık. Metrobüsü de açık tutmak. Dolayısıyla metrobüs hattında hiçbir tıkanma olmadı, hiçbir kaza, araç kayması gibi bir şey olmadı. Metrobüs hatları sabaha kadar açık kaldı. Dolayısıyla kısmen yaya trafiğine ilişkin hani bu temel hizmetin sunulması gerekiyordu. Araç trafiğinde ise özellikle Haramidere kavşağı, Büyükçekmece, Beylikdüzü'nden Büyükçekmece'ye inen yokuş, Mahmut Bey kavşağı, bütün otobanın da birleştiği Mahmut Bey kavşağı, buralarda çok büyük kilitlenme vardı. Ben saat 4'e kadar Haramidere'deydim. Adım adım trafik ilerliyordu. Tabii aracını bırakanlar, çok sayıda bırakan kişi vardı, şimdi ekranda da görünüyor. Evet. Kayan araçlar var. Tabii onları çıkarmaya çalışıyoruz. Ben de bizzat bunlara da katıldım. Çünkü idari görevim olmadığı için idari birimde yer almak yerine vatandaşla ilgili konuları gözlemlemeye ihtiyacı duydum. O yüzden oradaydım. Evim de yakın zaten Haramidere'ye. Böyle bir çalışma yürütüldü. Evet. Yani burada bizi üzen Betül Hanım, yani beni üzen, buyurun, daha doğrusu dikkatimi çeken ya da üzen de demeyeyim artık, üzme falan da bunlar geride kaldı. Yani AK Partili il yöneticilerinin, siyasi yöneticilerin kalkıp sanki hani her yerde memleket güllük gülistanlık da sanki enerji kısıntısı olmamış, sanki İstanbul Havalimanı kapanmamış, sanki İstanbul Havalimanı'ndan şehre gelen yollar kapanmamış, TEM otoyolu kapanmamış gibi
Hani idare, merkezi idare işi üzerine düşen her şeyi tam yapmış da hani İBB sadece yapamamış gibi. Hani ben bunlara daha önce bir meclis toplantısında pişkinlik demiştim. Bunu da pişkinlik olarak nitelendiriyorum. Yani insan biraz haddini hesabını konuştuğu şeyi bilir. Yani vatandaş gerçekten burada mağdur olmuş durumda. Tabii ki yapılan hizmet hiçbir zaman yeterli değil, onu söyleyeyim. Bakın ekranda da yansıyor şu anda. Yollarda araç kaldıysa istediğimiz kadar biz burada şunu yaptık, bunu yaptık diye övünelim. Fakat şunu da söylemek isterim. Ben uzun yıllar bir kuzey ülkesinde de yaşadım. 3-4 yıl kadar. Tabii Türkiye kar yağışının çok sık olduğu bir ülke değil. Ocak-Şubat aylarında İstanbul'da böyle bir 3-4 günlük bir kar yağışı olur. Bu yılın kar yağışı bu oldu. Şubat ayı sonuna kadar belki bunun gibi 1-2 defa daha olur. Bütün hayatımız kara göre şekillenmiş değil bizim. Öyle olunca da bu tabii bizim trafiğimize, her şeyimize yansıyor. Şimdi İsveç'te, Norveç'te, Finlandiya'da böyle değil. Çünkü onlar hep karla yaşadıkları için bütün organizasyonları, şunları bunları ona göre ayarlamışlar. Mesela çok sayıda kar lastiği olmayan araç gördüm ben orada. Yani çok lüks bir araca binmiş arkadaşımız. Kar lastiği yok. Yani oraya 3-5 kuruş verip belki hani ekonomik durumdan da değil, belki de onu düşünmemekten kaynaklı. Ne olacak, bu kışı da geçireceğiz gibi. Yani biraz daha vatandaşların da bu konularda duyarlı olursa bu tip görüntüler tekrarlanmaz diye düşünüyorum. Ziyaretçilere panoramik bir Konu seyir. benim için bu, hani bu çerçevesi bu konunun benim için. Peki Ali Bey, siz ne diyorsunuz? Yani hakikaten şimdi ortada ciddi bir kar yağışı var. Ciddi, yer yer 1 metreyi bulduğunu söylüyor Ekrem İmamoğlu, kar yağışının İstanbul'da bazı yerlerde. Hatta saat 18'den sonra da yine yağışın devam edeceğini şiddetli bir şekilde öğrendik. Şimdi durum böyleyken, bir mağduriyet varken ortada, iş birliği beklerken herkes, ortaya şöyle bir tablo çıktı. Yani belediye ve bakanlık, yani iş birliğiyle yürümeyen bir şey. Yani o yolu ben açtım. Yok, ana arter şuraya bağlı. Biz bu tartışmaları gördük. Çok da anlamsız hakikaten. Buna ne diyorsunuz? Bu durumu etkiledi mi? Ve Peki, belki siz ne diyeceksiniz çalışmalara ilişkin? Buyurun. Metin Hanım, önce şöyle başlamak isterim. Dünden beri yollarda kalan, işte havalimanlarında uçamayan, oralarda kartonların üzerinde yatmak zorunda kalan, camilere sığınan Evet. bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi ileterek başlamak isterim. Şimdi tabii ben bu durumlarda siyaset değiştirilmesini hiç doğru bulmam. Dolayısıyla siyaset dışı bir konu bu. El birliğiyle bütün belediyeler, hangisi olursa olsun, bu konunun üstesinden gelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aslına bakarsanız ben tabii havacılık boyutundan bakmak istedim konuya. O görüntüleri yansıtacağız Ali Bey. Yani elimizde dün yaşanan, havalimanında yaşanan o görüntüleri aktaracağız. O konuya geçiyorsanız hatta paylaşalım. Öyle geçelim dilerseniz, müsaadeniz olursa. Şöyle, terminal çöktü biliyorsunuz. Arkadaşlar bir tam verebilir miyiz rica etsem? O çökme görüntüsünü de rica ediyorum. Ekrana yansıtalım. Çatı aşırı yağış ve fırtına nedeniyle çöktü dün, kargo terminali. Türk Hava Yolları basın müşaviri Yahya Üstün çökme meydana geldiğini ve yaralı olmadığını da söylemişti ama bazı görüntüler var ki direkt bu tavanın bazı vatandaşların üzerine düştüğü görüntüler maalesef. Bu görüntüleri de gördük. Ve gece de havalimanında işte yolcular orada kaldı. Karton kutu dağıtılmış. Karton kutu dağıtılmış, olumsuz kar yağışı nedeniyle ulaşım durunca geceyi orada geçirmek zorunda kalan vatandaşlar için böyle bir uygulama bulunmuş. Ne diyeceksiniz? Hem uçakta mahsur kalanlar oldu, hem geceyi bu şekilde uyumak, geçirmek zorunda kalanlar oldu. Bir de çıktıktan sonra gidemeyenler olmuş. Yani birkaç farklı noktada, öyle değil mi? Sizden Evet, dinleyelim, işin bu Betül boyutunda Hanım. sizden dinleyelim. Buyurunuz. Betül Hanım, bakın bu iş çok komplike bir iş. Aslına bakarsanız şunu söyleyerek hemen söze giriş yapayım. Bütün bu görüntülerin müsebbibi bugün, yani geçmişteki bakanları da katarak diyorum, bugün İstanbul'un metrosunun U ile M mi olsun diye uğraşan Ulaştırma Bakanı'na sormak lazım. Çünkü İstanbul Havalimanı
ile aşağı yukarı aynı zamanlarda ihale edilen, yani birkaç yıl sonra oldu ama ihale edilen bir metronun dahi havalimanına uzatılamaması, götürülememesi bütün bu görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Çünkü eğer İstanbul Havalimanı'na metro ulaşmış olsaydı bu insanlar, bu vatandaşlarımız bir şekilde metro ile evlerine yakın bir yerlere ulaşabilirlerdi ve yaya da olsa gidebilirlerdi. Sonuç olarak şu, İstanbul Havalimanı İstanbul'un kutbuna yapılmış bir havalimanı. Bunu ben daha önceki yayınlarda, başka yazılarımda da ifade etmiştim, pilotların dilinden söylemiştim. Şimdi orada kuzey rüzgarları çok fazla olduğu için kar yağışı İstanbul'un değişik bölgelerinin diğer yerlerine nazaran çok daha fazla yer alıyor. Dolayısıyla İstanbul Havalimanı çok kötü bir konumda. Yapılması yeri olarak yanlış, metro gelmemesi yanlış, Atatürk Havalimanı'na kapatılması yanlış. Yanlışların hepsi bir araya gelmiş İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri izliyoruz şu anda. Evet. Sonra gelelim kargo binasının çökmesine. Şimdi siz sıfırdan bir bina yapıyorsunuz. Bakın Doğan Bey de bilir, ben de bilirim. Siz de bilirsiniz belki. Biz köyde yaşıyoruz. İki tahta bir çiviyle yaptığımız damların üstünde bir metre kar otu çökmüyor. Ama siz milyon dolarlar yatırmışsınız şuraya. Çöküyor. Buranın statiği yok mu? Yani öncelikle kalyon inşaata verildiği söylendi buranın. Daha sonra da İspanyol Kaptek firması diye bir firma tarafından yapılmış. Şimdi ben merak ediyorum. Yani bu kadar milyon dolarların yatırılarak yapılan bir kargo binasının çökmesini hangi savunmayla geçiştirecekler bilemiyorum. İstanbul Havalimanı'nda şu anda uçuşlar açıldı. Onu söyleyeyim. Hı hı. Biraz önce, bir 15-20 dakika önce açıldı. Ama İstanbul Havalimanı kapanmazdı. Şöyle ki, eğer siz bütün havalimanını açık tutmak isterseniz o elinizde bulunan ekipmanları dağıtmak zorunda kalırsınız bu karı temizlemek için. Eğer bir pisti açık tutsaydınız ve bir tane uçağın veya iki tane uçağın terminale ulaşması için bir yol açsaydınız asla havalimanı kapanmazdı. Çünkü buraya öyle bir sistem var ki sıfır görüşte bile uçak inebiliyor. İndikten sonra zaten follow-me araçlarıyla terminale kadar getirebiliyorsunuz. Burada bir çalışma hatası, bir sistem hatası var. Dolayısıyla havalimanının kapanışı bundan dolayıdır. Hı hı. Öte yandan şu var. Atatürk Havalimanı dün ben akşam saatlerine kadar takip ettim. Atatürk Havalimanı iniş kalkışta istediğiniz gibi olabilirdi. Tertemizdi. Ve nitekim iki bakan da bugün Atatürk Havalimanı'na inmiş. Oraya geleceğim. dün sırf İstanbul Havalimanı'ndaki algının oluşmaması için Atatürk Havalimanı'nı bile temizletmediler. Böyle bir hainlik olabilir mi? Böyle bir düşmanlık olabilir mi ülkeye? Şimdi ben şöyle dedim. Arkadaşlar, İstanbul Havalimanı'na inemeyen uçakları lütfen Atatürk Havalimanı'na indirin. Hı hı. Orada genel havacılık, hadi eski terminal kapandı, genel havacılık terminal diye bir terminal var. Burada hem gümrükleme var orada, hem normal yolcuların geçebileceği alan var. Hızlı bir şekilde tahliye olabilirdi bunlar. Ama İstanbul Havalimanı'ndaki bu yanlış yere yapıldığı algısı, ulaşım modlarının doğru dürüst yapılmamasından kaynaklı vatandaşın, milletin gözünden kaçırılması için İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapattılar. Ama buna rağmen gecenin 02'sinden sonra, yanlış hatırlamıyorum çünkü ben o arada Twitter'da canlı yayındaydım. İki bakan iniyor. Hem kapatıyorsunuz hem açıyorsunuz. Bu nasıl bir tezattır? Bunu anlamak mümkün değil. Yani tamamen bir iktidar beceriksizliği mi diyeyim, artık çok fazla siyasete girmek istemiyorum ama havalimanları konusunda Ulaştırma Bakanı eğer metronun uyuşuyla veya MES'iyle uğraşacağına çıkıp bir açıklama yaptım. Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü havalimanları ile ilgili tweet atıyor, tweet'i sildiriyor adam. Böyle bir peşpekeşlik var, böyle bir başı bozukluk var, böyle bir dağınıklık var. Bir yandan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ben uçuşları şu saate kadar durdurdum diyor. Öbür tarafta Türk Hava Yolları Genel Müdürü açıklama yapıyor. 12'de açılacak diyor. Bir başka sorumlu basın müşaviri gece 00'a kadar. Ya inanılmaz bir kaos var. Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. 30 yıllık havacılık tecrübem var. Havacılık yazıyorum.
bu kadar bir kaosu bir arada hiç görmedim. Yani bakın, İstanbul Atatürk Havalimanı'na terör saldırısı oldu. Burada bile bu kadar şey yoktu yani. Sıkıntı olmamıştı. Dolayısıyla bir beceriksizlik söz konusu. Ya sözlerime dikkat ediyorum çünkü biraz sonra tutuklanabilirim. Ben çok çok fazla yani bu işi nasıl söyleyeyim, iktidara yüklemek yerine beceriksiz yöneticiler deyip böyle kapatayım bu konuyu ben. Çünkü peki, biliyorsunuz ağzımızdan böyle bir eleştiri çıksa anında karakolda veya Cumhuriyet Savcısı'nın karşısında buluyoruz kendimizi. Evet, biz de ceza yiyebiliyoruz. Subaşı, şimdi bugün iki bakan... Betül Hanım, ben başka bir yayına geçeceğim. Eğer başka sorunuz yok da... Tabii ki, sizi uğurlayalım efendim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. İyi yayınlar diliyorum. Sağ teşekkürler. Şimdi Sayın Subaşı, iki bakan hakikaten geldi. İşte Atatürk Havalimanı'nın durumunu zaten Ali Bey paylaştı. İstanbul Havalimanı'nın durumunu da gördük hep birlikte. İki bakan da Atatürk Havalimanı'na indi. Hani biz soruyla bağlantılı olacak ama bir koordinasyon var mıydı yok muydu? Bu zamana kadar olmadığını da biliyoruz. Pek çok afet durumunda. Acaba Ekrem İmamoğlu'yla temas sağlayacaklar mı, görüşecekler mi? Çünkü iki bakanın açıklamasında İstanbul Büyükşehir'e ya da belediye başkanıyla ilişkin hiçbir şey duymadık açıklamada. Bu konuda ne düşünüyorsunuz ya da ne öngörüyorsunuz ya da ne olmalı? Tabii ki ya aslına bakarsanız Betül Hanım, bence bakanların buraya gelmesinde bir anlamı yok. Böyle felaket anlarında, buna benzer afet durumlarında ya da olağanüstü durumlarda genellikle böyle üst düzey yöneticilerin, ben çünkü bu tip ortamlarda yer aldım, deneyimle söylüyorum bunu. Siz yerel yöneticiler olarak bu afetle boğuşmak yerine bu gelen önemli kişileri ağırlamakla uğraşmak evet, zorunda kalıyorsunuz. Yani o gelecek, orada yolda araba kalmış, onu görecek diye haydi bütün kar küreme araçları oraya gidiyor, bilmem yangın söndürme, mesela orman yangınını düşünün yazın. O yüzden gelmelerini de aslında hatalı buluyorum. Burada bu ilin bir valisi var. Valisi tabii ki onlarla muhakkak telefonu irtibatı içindedir. Buraya gelip de ne gibi bir fayda sağlayacaklarını bilmiyorum. Biraz da bana şov gibi geldi bu. Eğer gelecekler idiyse İstanbul Havalimanı'na inip yapsalardı şovlarını. Şimdi o yüzden, ama doğrusu tabii ki burada olabildiğince üst düzeyde bir koordinasyon her zaman iyidir. Yani bu koordinasyon İstanbul ölçeğinde sağlandı ama daha yukarıdan bir koordinasyon gerekiyor idiyse AFAD gibi, hani başka kuruluşlarına devreye gireceği, onların da fayda sağlaması beklenirdi. O anlamda biz tabii ki görüşsün isterdik. Şu ana kadar ben başkanla, Ekrem Başkanımızla görüştüklerine ya da bununla ilgili bir randevu oluşturulduğuna ilişkin bir bilgi almadım açıkçası. Varsa da tabii duyarsam sevinirim böyle bir habere. Peki bundan sonra... Yani şöyle söyleyeyim, bakın İstanbul Havalimanı burada karton kutularda, kutuların üzerine yatmış insanlar. Evet. Yani orada mağdur olan insanların nasıl mağduriyetlerin giderileceğine ilişkin hiçbir acil eylem planı yokmuş. Biz bunu anlıyoruz tabii bu fotoğraftan. Evet. Koskoca milyar dolarlık tesis yapıyorsun. Orada zorunlu hallerde insanları nasıl konaklayacağı konusunda hiçbir acil eylem planı yok. Şimdi bakın, ben size bunu hani mutlu olmak için, gurur duymak için falan söylemiyorum ama geçmiş yıllarda çok sayıda vatandaşımız bu tip durumlarda donarak ölürdü. Bu biz 2 yıldır, 3 yıldır hızla bu arkadaşları, yani sokakta yaşayan evsizleri belli merkezlerde topluyoruz. Birkaç gün misafir ediyoruz. Onlara sıcak bir ortam sağlıyoruz. Gıda, sıcak gıdaya erişim sağlıyoruz. Sayın Bakan da, İçişleri Bakanı da sanıyorum söyledi. Sevinerek söylüyorum dedi. Ben de tabii sevinerek söylüyorum. Hiçbir vatandaşımızın donarak öldüğüne ilişkin bir haber duymadık. İnşallah bundan sonra da duymayız. Peki şunu sorayım efendim. Şimdi onlar bizi izlemiyordur, sokaktakiler, ama böyle insanları gören vatandaşlar nereye ihbar edecekler, nereye başvuracaklar? Derhal 153'e bildirsinler. Hızla arkadaşlarımız gelip onları oradan alacak. Bazen şu soruna yaşıyoruz. Onu söyleyeyim.
Bildirimi yapıyor arkadaşlar, vatandaşlarımız. Ekiplerimiz yarım saat sonra oraya geldiğinde o evsiz oradan ayrılmış oluyor. Yani bir şekilde oyalasınlar, bize de haber versinler. Biz Evet. gelelim onları, tabii kendi istekleriyle. Onlar reddederse yapacak da bir şey yok. Onları biz sıcak ortamlara taşıyoruz ve orada sıcak çorba, sıcak gıda, sıcak bir yatak, bunları sağlıyoruz. Kışın soğuk etkisinden uzaklaştırmaya Evet. çalışıyoruz. Şimdi bu yağışın 3 gün daha süreceğinden söz ediliyor ve Ekrem İmamoğlu da akşam saat 18'e işaret etti. 18'den sonra tekrar kar yağışı başlayacak. Bundan sonra iç sığ için ne söyleyeceksiniz Doğan Bey? İstanbul için? Bizim tabii karla mücadelemiz devam edecek. Yani yaya trafiğinin açık olması, metrobüslerin, metroların çalışır vaziyette olması, ana arterlerin E5 ve otobanın özellikle bizim sorumluluk alanlarımız olsun ya da olmasın açık olması. Tabii vatandaşlarımız evinden çıkmazsa çok daha iyi olur. Yani acil ihtiyaçlar dışında çıkmazsa özellikle kar lastiği olan araçlar, hani çıkacaksa da kar lastiği olan araçlar daha çok trafikte yer alırsa buna mutlu oluruz. İşlerimiz kolaylaşmış olur. Öte yandan vatandaşlar her yere belediye ya da kamu kurumları yetişemeyebilir. İlçe belediyeleri, büyükşehir belediyesi. Vatandaşlar zaten birbirlerine yardım ediyorlar. Bu yardımlaşmayı daha üst düzeyde yapmalarını da beklerim. Ben de dün çok sayıda insana yardım ettim. Çok sayıda insandan yardım da gördük. Beraber üstlendik. Haramidere'de o yan yollarda falan çok sayıda vatandaş ellerine kürekle birbirlerine yardım ediyorlardı. Evet. Çorba getiren vatandaşlar vardı. Dolayısıyla bu dayanışma ilişkisinin de devam etmesini diliyorum. Vatandaşları buradan bu konuda çağrıda bulunmuş olayım. Peki ara sokaklar için tuzlama aşamasına ne zaman geçilir? Buna ilişkin ne öngörüyorsunuz? Tabii öncelik ana arterlerdir muhakkak ama bir yandan da ara sokaklara Şimdi, da geçilecek. Ara sokaklar ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır. İlçe belediyelerinin kendi tedarik ettikleri tuzlar var. Yanılmıyorsam İBB'nin de verdiği onlara tuzlar var. Dolayısıyla ara sokaklarda ilçe belediyeleri aktif olacaklar. Gerçi şehrin içindeki bazı ana arterlerde de ilçe belediyeleri yardımcı oluyorlar. Çünkü bizim asıl odaklanmamız gereken yer ana arterler. Asıl hani şehri ya da o ilçeyi taşıyan ana arterler. Ama 12 metrenin dışındaki daha üst düzeyde olan, geniş olan caddelerde de zaman zaman ilçe belediyeleri sorumluluk üstleniyor. Böylece el birliğiyle bu işi kotaracağız. Ekrem Başkan, bakın dün en çok İstanbul'un batısının kuzeyindeki ilçeler, yani Arnavutköy, Başakşehir Evet. gibi ilçeler bu işten çok etkilendi. Hadımköy. Biz de bütün gücümüzü buralara verdik. Ekrem Başkan bugün Ümraniye'ye geçiyor. Yanılmıyorsam o civarda şu anda durumu görmek için. Yani o belediye bu belediye gibi bir şeyimiz yok. Geçmişte biz bunun Evet. sıkıntısını çok çektik Beylikdüzü'nde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir tane arabası Beylikdüzü sınırları içine girmezdi Betül Hanım. Şimdi biz Şimdi böyle bir sorun başımıza yok gelen... diyorsunuz değil mi? Efendim? Şimdi böyle bir sorun yok ilçe ve Büyükşehir Böyle bir sorun arasında. yok. Öyle bir sorun. Öyle Yani bir bakış AKP'li açımız bir yok. Yani belediye sonuçta... bu anlamda mağdur olmuyor mu? Tabii yani öyle bir bakış açımız yok bizim. Yani bir belediyeye ben daha önce bir meclis konuşmasında söyledim. CHP'li belediye, AKP'li belediye diye bir şey olmaz. Belediye diye bir şey olur. Peki. Yani biz diyelim Esenler Belediyesi'ne bakarken AKP'li belediye diye bakmayız. Esenler Belediyesi diye bakarız. Oradan gelen talep Esenler Belediyesi'nin talebidir. Esenler Belediyesi de İBB gibi bir kamu kuruluşudur. Kamu kuruluşları işbirliği içinde bu işleri omuz omuza yürütmek zorundadırlar. Birinin eksiği olabilir, diğeri onu tamamlar. Bir başkasının eksiği olur, ikisi bir araya gelir onu tamamlar. Asıl olan vatandaşın burada mağdur olmamasıdır. Vatandaş Evet. eğer yolda kaldıysa, hiçbir kamu kurumu ve yöneticisi bence öyle çıkıp da çok iyi iş becerdik dememelidir. Ya da eksiktir, bu öyle bir ifade, eksik bir ifade olur. Ama şunu da kabul etmek lazım. Böyle olağanüstü durumlarda hayatımızın olağan zamandaki konforunu sürdürmeyi de beklememek lazım Betül Hanım. Olağanüstü koşullar, olağanüstü önlemler de gerektiriyor.
Sokağa çıkmamak, işte okulları tatil etmek, ki bunları valilik kararı alındı. Üniversiteleri tatil etmek, okulları tatil etmek, kamu kurumlarına izin vermek, idari izin vermek. Buna benzer önlemlerle bu birkaç gün sürecek olan bu kar, yoğun kar yağışını atlatacağımızı düşünüyorum. Evet. Bu arada kamu personeli için yarına da sarktı idari izin. Evet. 31 Ocağı kadar, arkadaş anlamadım bir kez daha lütfen. Üniversitelerde 31 Ocağı kadar tatil olmuş, İstanbul'da uzamış. Hakikaten valilik günlük yaşama ilişkin önemli kararlar aldı. Ama işte şu Boğaz Köprüsü geçişi bu sabah bir sıkıntı yarattı Doğan Bey. Onu da ifade edelim. Çünkü karar alındı ve hemen ardından araçlara yasak denildi. Bu da pek çok kişi aslında yola çıkmış idi. Bunu da gördük. Yani evet, olumlu gelişmeler ve mağduriyetleri de konuşmak gerekti. Çok teşekkür ediyorum Doğan Bey yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. Efendim şimdi bir de hava durumunda ne bekliyor bizi? Yani yurt...